Evet, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik İspanya'da bir açıklama yaptı. O açıklamayı ekranlarınıza getirdik. Şimdi size yine bir araştırmayı anlatacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir rapor bu. 150 üniversite mezunu yoksul oldu diyor bu raporun sonucu. Nasıl bir değişim gerçekleşmiş, neler baz alınmış, bundan biraz bahsedelim. Türkiye'de son 10 yılda üniversite mezunlarının yoksullaştığını söylüyor araştırma. 126.000 kişi artmış. 150 bin kişiye ulaşmış üniversite mezunlarındaki yoksul kişi sayısı. Okur yazar olmayan kişilerde yoksul sayısında artış var. 446.000 azalış var. 446.000 azalmış. 1,5 milyon kişiye düşmüş. Yani yoksul olan kesimde özellikle okur yazar olmayan kişilerde azalış 446.000. Bu da oldukça bir yüksek rakam. Toplum genelinde 10 yılda 185 kişinin, 1 yılda da 29 kişinin gelirinde artış yaşanmış. Üniversite mezunlarının ortalama geliri nedir diye sorulmuş. 15.152 liradan 39.536 liraya yükselmiş bir üniversite mezununun yıllık ortalama geliri. Ama toplamda baktığımızda 10 yıllık artış baz alındığında %161 ile bu Türkiye ortalamasının altında olduğu için Türkiye'de son 10 yılda üniversite mezunları yoksullaştı sonucuna ulaşılmış. Gelir türlerine göre baktığımızda evet böyle bir sonuç var ama nasıl, bu gelir nereden kazanılıyor? Tabii ki ilk akla gelen maaş ve ücretler. Özellikle bu üniversite mezunlarının geliri maaş ve ücretlendirme geliyor. %49.7 ile sabit kalmış. Onda bir yükselme yok. En yoksul kesimin maaşında bir artış var. %37.3'ten %39.7'ye ulaşmış son 10 yılda. Şimdi en zengin ve en fakir %20'lik bir dilim var Türkiye'de. En zengin %20'lik dilimde genelde bir gerileme söz konusu gelirinde. %52.4'ten %51.4'e gerilemiş bu kesim. En yoksul %20'lik kesimin gelirinde ise en fazla pay tarıma ait, onda bir artış var. %8'den %8.9'a ulaşmış. Yani en yoksul kesim, en yoksul %20'lik kesim tarımdan gelir elde ediyor. Tabii ki şüphesiz bu araştırmada doğal yaşlanmanın da etkisi olduğu belirtiliyor. Son olarak 2015'te yoksul kesimlerin gelirinde %5.1 olan birbirine yardım etme konusunda da bir gerileme olduğu söylüyor. Yani yoksul kesim kendi aralarında o imece duygusunu kaybetmiş. Onda bir azalma var deniliyor. Bu oranda %4,5. Devletin yaptığı yardımlar var. O da %20,5'muş ki bu da sabit kalmış. En zengin %20'lik kesimin geliri nereden oluyor? O da gelir artışında aslan payı müteşebbislerde, yani girişimcilerdeymiş. %21.8'den %23.7'ye çıkmış. Bir diğer gelir kapısı da tahvil ve senetlerdeymiş. Onların da gelirinde söylediğimiz gibi bir azalma var. Evet, çok önemli bir araştırma olduğu için paylaştık sizinle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yoksulluk araştırması 126.000 üniversite mezununun yoksullaştığını gösteriyor.